canlıların ortak özellikleri hayatta kalmak bir sonraki nesile genlerini aktarmaktır. Bu kadar. İnsanın hareketsizleştirilmesi bilerek yapılan bir operasyon mu? Hayır oldu. tabii ki. Hareketsizleşiyoruz ve bütün hastalıklara kapımız sonuna kadar açık. Çünkü uyum sağlamış değiliz daha buna hareketsizliğe. Eski yaşamımız devam etseydi bunların çoğu olmaz mıydı? Elbette çoğu olmazdı. Sence Messi sağlıklı bir insan mı? Hiçbir elit sporcunun sağlık spektrumunda artıya çok yakın olduğunu düşünmüyorum. Bakan dediğin şey spordan gelen birisi mi olmalı? Sağlık bakanı Sağlıkçı olmam. olmak zorunda değil mi? Türkiye'de futbolcular ve futbol sektörü profesyonel mi? Kesinlikle amatör. Eğer bir futbolcu futbolu bırakır bırakmaz antrenörlük yapıyor ise bize niye bu eğitimlere gönderir? Sergen Yalçın'ı koyar mıydın takımın başına? Sergen Yalçın çok iyi bir abi ama Fatih sadece mi? tek özellik Fatih mi? beni cezbet mıydın başına? Kesinlikle hayır. Herkese merhaba ben Taner Çağlı kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ben doçent doktor Türker Bıyıklı. Kalanıma hoş geldiniz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Taner. Nasılsın? Çok iyiyim. <laughs> evet. Senin, <seninle> hep iyiyim. <laughs> Bugün konuğum aynı zamanda sevgili dostum doçent doktor Türker Bıyıklı. Ee, hocam senin derdin ne? İnsan be Taner. İnsan. Yani fayda sağlamak. Bildiğim yolda kendi yeteneklerimle, kendi çerçevem dahilinde insanlara faydalı olmak. Tek Tek derdim bu. Branşın ne? İnsan hareket sistemi diyelim. İnsan fizyolojisi. insanın fiziksel fizyolojik performansı. Vücudundaki sistemlerin birbirleriyle olan ilişkisinin incelenmesi ve bunun bizim hareket kabiliyetimizde nasıl ilişkili olduğunu ortaya koyacak fizyoloji işte fizyoterapi, osteopati, işte sinir bilime doğru şu anda gidiyorum. Üçüncü doktoramı bitirdikten sonra. Üçüncü doktoran bitmek üzere. Evet bitmek üzere. Peki sırasıyla tam olarak ne okudun? Yani ihtisasların ne? Bu lisans ve lisans üstü eğitimime baktığımız zaman bu dokuzuncu. Lisanstan başlarsak sen ne okudun tam olarak? Ben ilk beden eğitim öğretmenliğiyle evet. başladım. Sonra yüksek lisans doktora, işte sağlık bilimleri. Amerika'da Arizona State Üniversitesi'nde atletik trainer dediğimiz yani Türkiye'de çok bilinmiyor ama tedavi sırasında sporcuların performansını korumakla ilgili Sakatlanan bir... Sakatlanan bir... sporcuları iyileştirme mi yoksa yaralan... sakatlanmamaları için? Yaralanmalarını önleme, Hı. yaralandıktan sonra tedavi sürecinde de performansını koruma. 1950'de birliği kurulan bir meslek bu Amerika'da. Nedir mesleğin adı? Atletik trainer. Bundan Türkiye'de kaç tane var sizden? Benim bildiğim bir, bir arkadaş var Yani Az fazla yok. Hiç yok. Yani böyle Ger bir şey yok zaten. Peki, yani hemen konuya girmek de istiyorum aslında. Hı. Senin derdin, ben biliyorum, ben seni tanıyorum. Gerçekten insan, ama aslında insan sağlığı, tabii ki kaliteli yaşaması insanın, değil mi? Evet. Ya aslında derdin ne dersen hani İngilizler der ya thinking out of the box yani kutunun dışından bakmak. Hı -hı. Yani biraz dışarı çekilip ve nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Bu yolculukta bizi âli kılacak şeylerden bir tanesi de fiziksel ve fizyolojik olarak içinde bulunduğumuz gezegenin fiziksel kurallarına, fiziksel durumuna uyum sağlamayı bu yolda nasıl geliştiririz? Yani benim bütün derdim bu ve bununla ilgili sürekli ortaya bir şey koyuyorum. Yani insan hareket üzerine olan bir canlı. İnsanın mutlaka hareket etmesi gerekir. Çünkü sanayi devriminden bu yana, milyonlarca yıldır yani o evrim sürecimizden hı hı. bu yana baktığımız zaman, binlerce yıldır içinde bulunduğumuz duruma uyum sağlamaya çalışıyoruz. Her canlı gibi. Canlıların ilk canlı olma özelliği survive etme. Yani yaşama uyum sağlamaktır. İçinde bulundukları ortama uyum sağlamaktır. için genlerini bir sonraki nesile aktarmaktır. Çok da basit. Yani böyle çeşitlendirmenin de alemi yok. Canlıların Ortak özellikleri, hayatta kalmak, bir sonraki nesile genlerini e, aktarmaktır. Bu kadar. Şimdi biz bu kadar yıldır hareket etmek, mücadele yaşamak için uğraştık. Bir anda milyonlarca yıl geçti ve bir anda son 150-200 yıldır aniden hareketsizleşmeye başladık. Bu bilinçli mi yapıldı sence? Hayır. Yani dedik. sonuçta bu insanın hareketsizleştirilmesi Aha. bilerek. Yapılan bir operasyon Hayır, muydu? Hayır tabii ki. E, sonuç. Bizi buraya getirdin, sonuç oldu. Elbet. Sen aslında diğerlerinin, yani senin camiyandaki diğer uzmanların yapmadığı, görmediği neyi gördün ve neyi yaptın? Neyi yapmaya çalışıyorsun? Multidisipliner yaklaşımı yapmaya çalışıyorum. Bütün disiplinlerin içine girip onların dilini anlayıp hı hı. hepsini birleştirmek istiyorum. Çünkü bize bilinçli yapılan bir şey var. Bu bilinçli yapılmadı. Yani insanın hareketsizleşmesi bilinçli bir şey değil. Hı hı. Sanayi devriminde itibaren... Teknolojinin de bu kadar hızlı ilerlemesi son 50 yıldır. Ve gittikçe hızlanıyor yapay zeka ile. Hareketsizleşiyoruz ve bütün hastalıklara kronik problemlere kapımız sonuna kadar açık. Bu nedenle. Çünkü uyum sağlamış değiliz daha buna. Hareketsizliğe. Hı -hı. Hocam sağlık nedir? Sağlık süper. Sağlık Dünya Sağlık Örgütü'nün bir tanımı var. Sağlık yalnızca fiziksel fizyolojik, patolojik durumlar içinden mücadele etmeyeden öte tam bir sosyal duygusal, ruhsal, well-being, ilgili hali. Yani sadece fiziksel ve fizyolojik durum bizim sağlığımızda ilgili bir şey söylemek için yeterli değil. Wellness dediğimiz bir kavram var. Bizi nesnel sağlığa götüren bir yaklaşım. Wellness hı hı. boyutları var. Mesleki, ruhsal, duygusal, evet. işte çevresel, fiziksel. Mesle e, entelektüel. Wellness'ın içinde güzellik Wellness var mı? Yani dış güzellik ve işte estetik. E, estetik bakım mesela. Alt başlıklarda olabilir ama ana başlıklarda Aslında. fizikselin içine girer, hmm. fiziksel e, uygunluğun içine girer. Bütün bunlar bizim nesnel sağlığa götüren yaklaşımlar. Sen sağlıklı bir insan mısın? Mesela tam ne, değilim. Ne olursa sağlıksız bir insandır. Örnek veriyorum. Ben banyoda Hı. geçen gün şunu keşfettim. Ya şampuan mı düştü hocam? Eğilip almak o kadar zor geldi ki. Evet. Ayağımla falan almaya çalışıyorum. Sonra dedim ki Taner ne yapıyorsun? Eğilsene. Ya eğilmek o kadar zor geldi ki bana o an. İnan şunu fark ettim. Ben haftalardır, aylardır bir eğilmemişim. Yani eğilip yerden bir şey almamışım. Sence ben sağlıksız bir insan mıyım? Sağlıksız. Çok sağlıksız bir durum bu. Çünkü bizim şimdi tekrar başa döneyim. Her canlı içinde bulunduğu fiziksel duruma uyum sağlama eğilimindedir. Uyum sağlayan mükemmellik değil Taner. Yani canlıların evrimleşmesi mükemmelleşmeyi aramaz. Hayatta kalmayı, en uygun olanı, oradaki çevreye en uygun şekilde hayatta kalmaya en uygun pozisyonu yaratmaya, şartları yaratmaya odaklanır. Hücresel düzeyden en dış sistemlere kadar. Ve burada bizim milyonlarca yıl boyunca içinde bulunduğumuz o fiziksel hareketlilik ve mücadele bir anda kesildiği zaman biz buna uyum sağlayamadık. Hı -hı. Uyum sağlayamayınca kronik hastalıklar hiçbir zaman tarihte bu kadar başımıza bela olmadı. Yani kronik hayat boyu devam eden Hı -hı. problemler. 10 kişiden 8'i kronik hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Kalp damar rahatsızlıkları, metabolik hastalıklar. Eski yaşamımız devam etseydi bunların çoğu olmaz mıydı? Elbette çoğu olmazdı. Mesela, yani bu kronik hastalıklar olmazdı. E, Orada da başka türlü zorluklar vardı. İnsan sence işte 14. 15. yüzyıllarda... Ee, şu an olan hangi hastalıklar yoktu? Diyabet yoktu. Tip 2 diyabet yoktu. O hareketsizlikten oluşan. Elbette o, yaşam oluşanmış. tarzından oluşan bir şey. İnsülinin e, direnç sonradan oluşan, yaşam tarzıyla beraber oluşan insülin direnç. Beslenme? Tabii ki. Beslenme, da fiziksel o, aktivite. Paketli gıdalar? Tabi 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 hepsi fabrikasyon. Senin alanına beslenme de giriyor mu? Tabii ki girer. Beslenme ile ilgili fikrin var mı? Bilgin var mı? Tabii ki beslenme. Yani bu iş komple böyle 360 derece bir iş aslında. Şimdi yani. O yüzden diyorum ki multidisipliner <laughs> çoklu disiplinlerin bir araya gelmesi ancak bir. Sen birisine sağlar. beslenme listesi yazarsın? Hayır, hayır. Biz beslenme koçları var. Beslenme <laughs> koçları Amerika'da yine etkin bir koç e, yani rehberlik diyetisyen demiyor mu? Değil, bunlar. hayır Aa. diyetisyen. Başka bir şey diyetisyen, diplomalı, o işin uzmanı diyetisyenle birey arasındaki köprü görevi gören koçlar vardır. Hmm. Nutrition evet. coach. Türkiye'de çok bu mantık yok ama Amerika'da var bu Aslında mantık. Aslında sonu koç olan şeylere bizimkiler çok ilgilidir. Hemen çıkartırlar bence yakında. Tabelalarda görürsün. Koçluk, yani doğru bir yaklaşım olmazsa doğru değil ama etik evet. değil. Yani diyetisyen, diyetisyen. Diploma başka bir şey. Certify, yetkilendirme Hı -hı. başka bir şey. Yani diyetisyenle birey arasındaki köprüdür koç. Yani koç e, bireye beslenme listesi vermez, veremez. Kesinlikle böyle bir Hı -hı. şey yapamaz. Sadece diyetisyenle davranışsal yani behavioral diyoruz. Davranışsal koçluk yapar kişiye. E, D vitamini vitaminiyle e, kalsiyumun ilişkisini bilir. Onun nedenlerini anlatır. Bu e, taraftaki bilgiyi bu tarafta uygulamaya dökerken kişiye koştuk edendir nutrition coach. Yani bizim nutrition hı hı. E, beslenmeyle ilgili ilişkimiz bu çerçevede kalır. Yani sen ötesine aslında geçmez. Bir şeyi bir beslenme modeline baktığın zaman yararlı veya zararlı olduğunu anlayabilirsin. Söylüyorsun. Fizyolog ee, olduğum için belki. Hı hı. De. Yani bunun iyi bir beslenme olmadığını bilirsin. Hı hı. ama sonuç olarak bir e, reçete yazacak yazmayorsun ya beslenmeyi. Zaten diye. öyle bir şey etik dışıdır yani olmaz. Peki hocam soruma geri dön, konuya hı. geri dönecek olursam. Günümüz insanı hı. Ee, nasıl uyum sağlayacak? Ya biz ne yapacağız? Sence yani şu an baktığın zaman nasıl bir yaşam ancak bu teknolojinin bizi götürdüğü yerden çekip daha sağlıklı bir yere götürebilir? Spor mu ya da egzersiz mi? Sen spor ve egzersiz arasındaki Hı -hı. fark nedir? Spor bir e, Branş. spor branşı diyoruz hemen peşine. Mutlaka bir mücadele işte kazanma kaybetme olması gerekir. Yani sporun özüne baktığın zaman birinci motivasyon sağlık değil zaten. Kazanmak, kaybetmektir. Asıl spor. Yani Türkçe'de kullandığımız spor ben naif görüyorum. Hı hı. Yani e, yanlış kullanıyoruz tabii ki. Spor yapmak yanlış bir Ama insanlar mi? onu kastetmiyorlar. Tabii spor yapmak doğru bir e, karşılığı yok. Yani spor yapmak sağlıklı bir aktivite mi? Hı 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 hı. Detayını indirdiğimiz zaman aslında değil. Bir dakika. Spor sağlığa zararlı mı? Sporun amaç olan tarafı sağlık spektrumunda yani yer bize bizi eksiğe götüren işleri içeriyor ne demek bu ne aşırı demek? kullanma şimdi biz yeni yeni son 2 10 e, yılda recover yani toparlanma dediğimiz bir kavram var hı hı. E, spor ve sağlık biliminde çok fazla Bununla ilgili uzmanlar var Hatta e, Avrupa'da profesyonel takımlarda sadece recovery uzmanları var ne demek bu bizi aşırı kullandığımız hareket sistemi sinir sistemi bütün Aşırı kullanan sistemler, aşırı stres altında olan sistemler, travmaya uğrayan sistemler, sağlık spektrumunda eksiye doğru götürür bizi. Hı hı. Sağlık zaten yaptığımız tanımla stabil bir durum değildir hiçbir zaman, sabit değildir sağlık. Sağlık sürekli değişir, sağlık statümüz, durumumuz sürekli değişir, değil mi? Hı hı hı. Yani üç gün sonra başka bir duruma geçebiliriz. İşte sence, spor da bizi eksiye götürür. Sence Messi sağlıklı bir insan mı? fizyolojik olarak? Detaylı olarak bakmak lazım ama ben sağlıklı bir yani hiçbir sporcunun, evet. hiçbir elit sporcunun sağlık spektrumunda artıya çok yakın olduğunu düşünmüyorum. Sence Messi 50 yaşında nasıl görünecek? Daha yıpranmış olabilir tabii ki. Sağlıksız bir mesela benim 50 yaşımdan daha mı kötü geçirecek 50 yaşını Messi? Eğer egzersiz kültürü edinmişse bu yaşantısını aktif sporculuğu bıraktıktan sonra da regüle edebilirse elbette bir dakika. iyi görünebilir. Sen şunu mu öneriyorsun? Hem aktif sporculara hem de bizim gibi sade vatandaşlara ölene kadar egzersiz mi yapmalıyız? Nefes aldığımız sürece insan metabolizmasının mutlaka mekanik, fiziksel aktivite ihtiyacı var. Limitli ne olursa olsun. Ne kadar limitli olursak olalım. Nefes aldığımız sürece bizim içinde bulunduğumuz duruma uygun mutlaka bir egzersiz rutini olacaktır. Olmalıdır. Bu olmazsa olmazdır. Bizim bütün yumuşak dokumuz... İşte bağ dokumuz, destek dokumuz, iskelet dokumuz mutlaka bir dirence karşı koymak zorunda. Çünkü bütün bu sistemler, hormonal sistem, yani endokrin sistem, hı hı. solunum sistemi, dolaşım sistemi, bunların hepsi birbirine bağlı çalışıyor. Hem de çok dramatik bağlı. O yüzden hareket etmek zorundayız. Peki e, sen bir insanın mesela 40 yaşına kadar hiç Aktif e, jimnastik yapmamış, egzersiz yapmamış, spor yapmamış. Sadece günlük hayatını sürdürmüş bir insan sana gelse dese ki ben... E, Sedanter diyoruz. Buna. Ne diyorsun? Sedanter. No, ne demek o? Sedanter hareketsiz yaşam tarzını. <laughs> ben alıyorum. <laughs> Peki ben geldim kendimden örnek veriyorum. Hocam ben artık senin dediğin gibi yaşamak istiyorum desem önereceğin spor, e, önereceğin egzersiz çerçevesi, sınırı ne olur? Yani ne önerirsin egzersiz olarak? Ne yapmamı istersin? Entegre egzersiz. Yani senin ihtiyaçların olan esneklik, denge, işte direnç, başlıklandırabiliriz birçok böyle aşağı kadar gider. Hepsinin birbirleriyle olan bağlantısını gözeterek bir profesyonel eşliğinde mutlaka belirli bir çerçevede egzersiz yapmak zorundayız ve bu egzersiz tek yönlü olamaz. Yani ben haftada sadece işte koşuyorum. Hı hı. Bu bana yeter. Evet. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bunun Yetmez. da mı çeşitlilik tabii ki olması lazım Tabii bundan. ki. Peki hocam köyde aslında eski insana daha yakın şekilde yaşayan birisi hı hı. Ee, Onların da ileride çok sağlıksız olduklarını görüyoruz. Hı hı. Yani evet gençliğinde dağlarda e, ne bileyim e, işte e, hayvan otlatmış, tarlaya gitmiş çalışmış, sabah erken kalkmış, sürekli hareketli bir şeyler yapıyor ve sürekli bir fiziksel aktivite halinde ama 45'inden 50'sinden sonra inanılmaz çöktüğünü ve çok kötü bir yaşlılık geçirdiğini görüyoruz. Tabii birçok neden var bunda yani içinde beslenme çok faktör var. genetik nedenler var, beslenme var ama burada esas da bu bahsettiğiniz İyi kişilerin e, tekrarlayan <laughs> hareket kalıpları dediğimiz repetitif dediğimiz Hı -hı. yani aslında olmasını istemediğimiz hareket paternlerini tekrar 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 Hı -hı. tekrar yaptıkları zaman orada travma o zaman ve doğru hareket kalıpları olması Şu gerekiyor. da yanlış o zaman. E sürekli eğilerek pamuk toplayan elbette. O da yanlış bir hareketin sürekli tekrar. Elbette tekrar. Hareketin hareketi. kendisi mi yanlış sürekli tekrar edilmesi mi yanlış? Hareketin paterni dediğimiz yani o postürel Evet. ilişkisi yanlış olduğu için ve sürekli onun üstünde tek bir noktaya yük bindiği için orada mutlaka bir travma yaşanacaktır. Bu öngörülebilir zaten önceden. Hocam Türkiye ben spor diyeyim sen fitness kulüplerini düşün. Hı. Hani ben öyle, öyle bildiğim için söylüyorum. Türkiye sporu biliyor mu? Spor yapmayı biliyor mu? Egzersiz yapmayı biliyor mu? Veya nerede yanlış yapıyoruz? Senin gözlemlediğin evet. böyle bakıp şunu dediğin oluyor mu? Ya arkadaş böyle bir spor kültürü olabilir mi? Hı hı. Yani senin şikayet ettiğin bir şey var mı Türkiye'nin şu an alışkanlıklarıyla ilgili? Yani bunu e, böyle hep negatif konuşmak istemiyorum ama ne yazık ki var. Çünkü spor eğitimin, hı hı. sağlığın, kültürün, ekonominin her şeyin tam merkezinde biliyor musun Taner? Böyle söyleyince çok enteresan geliyor ama yani her şeyin merkezinde. Çünkü fiziksel aktivite dediğimiz zaman yani spor demeyelim sporun araç tarafını hı hı. belki konuşuruz. Rekreatif tarafına ama fiziksel aktivite diyelim, egzersiz diyelim planlı olan. Böyle bir kültürümüz yok. Böyle bir kültürümüz olsa ne olur? Ol, yani online toplumlarda ne oluyor? Onu sorayım aslında. Ben önce şunu Hı. merak ediyorum. Spor salonlarında Hı. yapılan şeyler doğru mu şu an Türkiye'de? Birçoğu yanlış tabii. Var mı mesela insanlara söyleyebileceğim bir şey? Şunu yapmayın arkadaşlar bu çok yanlış bir şey. Bakın sizi yanlış söylüyorum. Mesela ben İngilizce eğitiminde söylüyorum. Hı hı. Arkadaşlar İngilizce bilmeden İngilizce konuşmaya çalışmayın. Evet. İngilizce öğrenin. Ve önce bir şeyi yazmak yazabilmek senin aslında doğru yolda olduğunu gösterir. Evet. Doğru yazdığının, ağzından emin olmakta konuşmaya hazır olduğunu gösterir. Ama ben tembellik edeceğim. Yok ben uğraşmam bilgiyle, kelime öğrenmekle, gramerle işim yok. Ben hocam konuşa konuşa öğreneyim diyorsan Dolap Bey gibi Böyle 20 sene dolaşırsın Amerika'da, İngiltere'de diyebiliyorum. Senin şu an baktığın zaman spor, eğitim diyelim adına. Çünkü ben spor salonuna gittiğim zaman bana bir eğitim veriliyor Tabii gibi bir şey. Tabii zaten. Burada... Karşı tarafta kalıcı davranış değişikliği yaratmak. Evet sen bak sen üstatsın. Hocaların hocasısın. Biz seni zaten o yüzden davet ettik ve çok saygı duyuyorum. Hocaların hocası olarak kendi hani e, öğrencilerine yani bizim aslında bizim PT'lerimize ne demek istersin yani neyi yanlış yaptırıyorlar genel bir gözlemin var mı şu bence e, yapıl yaptırılmamalı şimdi sağlıktan bahsettik hı hı. ya Taner bu bir sağlık işi sağlık sektöründe bir iş bunu esasında bizim politikalarımızı düzenleyen kişilerin de böyle görmesi lazım bu sağlık sağlığın tanımını yaptık hı hı. sağlık hizmetlerine bakalım önleme teşhis tedavi tekrar esenlendirme bütün bunların içerisinde planlı egzersiz mutlaka var. Şimdi bu sağlık sektörü olarak görülse bunun regülasyonu da sağlık kurumları tarafından otoriteler tarafından regüle edilmesi lazım. Yatırımcılara vergilerin düşmesi lazım ki daha fazla ulaşılabilir olsun bu iş. Öyle değil mi? Sigorta kapsamına girmesi lazım, değil Neyin mi? Neyin sigorta kapsamına girmesi sağlık lazım? Sağlık sigortası kapsam, kapsamına girmesi gerekiyor çünkü önleyicilik bu. Hı hı. Ne kadar az önlenirse yaralanmalar kronik hastalıklar o kadar devlete az yük olacak. Sadece Amerika'da sadece bel ağrısı 39 milyar dolar yükü var. Şimdi ekonomi derken buradan bahsediyorum. Yani fiziksel aktivitenin ekonomide ne kadar büyük bir yer ettiğini. Bel ağrısı için doktora gitmenin bedeli mi 39 milyar dolar? devlete İst yükü bel ağrısı ödüyor mu devlet? Sigorta onu ödüyor mu? E, tabii. Bel ağrısı sebebiyle oluşan tüm süreçler, hı hı hı. operasyon olur, başka fizik tedavi olur, bütün bu süreçlerin evet. yükü 39 milyar dolar. Sadece bir fonksiyon bozukluğu. Omuz yaralanmalarının hı. en sık rastlananı impingement diyoruz. Yani sıkışma, subakromiyal yapıların sıkışma sendromu 21 milyar dolar. Bir problem. Bunların hepsi, bunların birçoğu hı hı. fiziksel aktiviteyle, doğru yaşamlı, doğru ...fiziksel aktivite süreçleriyle önlenebilir. Hocam. Şimdi ekonomiden kastım bu. Eğitimden kastıma gelirsek... ...okul öncesi fiziksel aktivite... ...sadece buraya bile odaklansa... ...anne karnından itibaren... ...bütün sinir sistemi... ...o entegrasyon süreçlerinin hepsi... 6-7 yaşına kadar çok büyük bir çoğunluğu... ...oluşuyor yol ve yolaklar. Sinir sistemi, kas sistemi, ilişkisi... ...bunların hepsinin oluşumu... ...hareketle. Ve bu hareketle... E, ...hareketi yapacak çocuklar... Hareketsiz kalırsa ileride odaklanması, iletişimi, akademi bütün karakteri, kişiliği, her şeyi okul öncesi yaptığı o fiziksel aktiviteyle çok ilişkili biliyor musun? İnsanlar Türkiye'de ya da dünyada nerede yanlış yapıyor? Yani spor salonuna gitmek çözüm değil. Hı. E, oradaki danışanımız, danışmanımıza Hı. güvenebilecek miyiz? Hangi hareketler? Hı. Çok popüler hareketler var, çok popüler Bir, egzersizler var. Kameraya bakıp mı söyleyeyim? Listeliyim yine. Birincisi sizin diğerlerinden farklı olduğunuzu mutlaka arşivleyecek yani benim diğerinden farklılığım nedir fiziksel olarak? Mutlaka bunu istemelisiniz. Size özel olmak zorunda o fiziksel aktivite yani egzersiz tasarımı size ait olmak zorunda. Sizin metabolizmanız diğeriyle hiçbir zaman aynı işlemeyecek. Bütün enerji alım, kullanım süreçleriniz. Yani siz tamamen farklısınız. Bir kere bu birincisi. İkincisi Mutlaka egzersizlerinizi optimal, en uygun postürel hmm. ilişkide uygulamalısınız. Mutlaka bizim üçüncü olarak da söylemek istediğim en büyük yanlış biz kaslarımız gelişsin yani bir bodybuilding sporu hmm. motivasyonuyla değil. Fitness fiziksel uygunluk motivasyonuyla hmm. ben sağlıklı olmak için sinir sistemimi, solunum sistemimi, iskelet sistemimi, kas sistemimi düzenli olarak strese uğratmak zorundayım mı bilerek oraya gidin. Hmm. O zaman sürdürebilirsiniz bu işi. Yani size gerçekçi hedefler veren ortamlarda e, bu işi yapmanızı tavsiye Sonuç... ediyorum. Kas ve bir shape olmamalı değil mi? Şekil olmamalı. O sonuç zaten. Ya, o, onun sonucunda o olacak ama, zaten. Kesin olur mu? Tabii ki vücudumuz, metabolizmamız aktif olacak. Dirence karşı Hı -hı. koyacağız. Vücudumuz elbette bir postürel olarak yani bir şekil olarak doğru bir yola girecek. O sonuç zaten. Ama sadece onu merkeze alırsak diğer sağlıkla ilişkili şeyleri kaçırırız. Şimdi hocam, Kfai bir insanın hayatı boyunca yürümesi sağlıklı olması için yeterli değil, değil, değil mi? Değil tabii ki. Çok değil. yürümesi elbette değil. Elbette değil. Koşması elbette. Değil. elbette jog, değil. işte jog halinde falan filan diyorduk. Solunum dolaşım sistemi için belki ama tek yetmez. İşte sadece şınav, mekik bunlar hayır, hayır, yeterli hayır, hayır, değil. Hayır, yeterli Şimdi değil. bu ancak bir danışmanla Elbette. çıkarılabilecek bir plan. Kesinlikle. Çünkü ben bilmiyorum. Benim için egzersiz dediğim şey işte bir şeye çıkmak, koşu bandına çıkıp koşmak, yürümek, bir şeyler belki kaldırmak, vücut direncimli bir şeyler yapmak, belki işte pilates topu falan. Basit bir diyor. eğitim aldığınızda. Evet. Basit bir eğitim. Yani günlük olması gereken hareket kalıpları bunlar. Hı hı. Belirli aralıklarda sistemleri strese uğratmak. Bunları öğrenebilirsiniz ve hayat boyu bunu tatbik edebilirsiniz hayatınızda. İlla böyle bir yani belirli bir e, şey verip ücret verip sürekli bir uzmanla bir arada kalmak değil. O uzmandan benim Tabii. kendimi öğrenmek, neden niçin öğrenmek? Bunu arayın. Ve Hayat boyu bunu sürdürmek için bir e, bu zor öğrenilecek bir şey. Arayın. Mi? Hayır çok basit. İyi bir iyi bir danışman, iyi bir danışmandan 10 10 saat hı. danışmanlık alsak hı hı. benim uzun vadede kendi kendime yapabileceğim bir plan, bir şey öğretebilir mi bana? Olabilir. Ve ondan Olabilir. sonra ben olamaz e, mi? evde çok alete ihtiyaç duymadan yapabilir miyim? Elbette yapabilirsin. Sadece ama 10, bu 10-20 öyle odaklamayalım. Mutlaka bu konuda eğitim almalı her hı hı. birey. Hayatı boyunca çünkü bunu yapacak ve buna zamana gelecek. Ama bu kültürle ilgili dedim ya. Hı hı. Egzersiz kültürü. Bakın okul öncesinden bahsederken biz Bugün ilkokulda bile ne yazık ki bizim müfredatımızda hareket yok. Eğitim müfredatımızda hareket yok. Hı hı. Yani benim okul öncesi ihtiyacım var. Bu fiziksel farkındalığı oluşturmama. Hı hı. O bütün sinir sistemi, kas sistemi yol ve yolakları... Ve sporda da başarılı olacaksak evet. bu toplumdan çıkacak... Şimdi çocuklarımız biz sadece koşuyorlar, işte bir yerlere tırmanıyorlar falan. O oyun parkları vesaire var. Yani ya da bir spor branşına yönlendirmeye çalışıyoruz. Aslında ebeveynler Türkiye'de çocuklarını sağlıklı olsunlar diye bir branşa yönlendirmiyorlar. Belki o onu bir meslek haline getirir ve işte orada ne bileyim hani takım çalışmasını öğrenir. Daha aslında yine zihinsel amaçlar da var. Yani aslında Tabii. bir spor branşlarına da çok fiziksel, sağlık o well uh, Hı -hı. well being için de çok göndermiyoruz aslında ben bunu keyif, fark ediyorum birazcık Hı -hı. Türkiye'de çocuklarımız zaten bir spor kültürü yok çok az var e, o yüzden de çok az başarı var e, Türk bakın Taner sen evde çocuğun istediğin e, aktiviteye gönder Hı -hı. sen yapmıyorsan o çocuk o kültürü almaz yani sen kendin hayatına bunu monte etmişsen o çocuk Hı -hı. mutlaka senden onu görecek ve ileride mutlaka o da hayatına monte edecek Hı -hı. önce biz kendimizi değiştirmeliyiz Biz kendi yapamadıklarımızı çocuklarımıza yüklemeye çalışmayalım çocuğumuz e, Elbette fiziksel olarak aktif olmalı çocuğumuza dur yapma etme değil yapmalı zaten onun programında o var yapmak zorunda zıplamak zorunda itmek zorunda atmak zorunda kırmak zorunda zaten o Hocam dünyada beden eğitimi dersi var mı? Tabii ki var. Mesela Amerika'da var diyelim, tamam. Ee, yani orada da çok e, etkin değil. Değil mi? Orada da çok etkin değil. Hmm, ama peki... yani doğu e, pardon, Kuzey Avrupa tarafında biraz daha iyi. O İskandinavlarda falan çok fazla fiziksel aktivite oluyor. Şu an var Türkiye'de eğitimde. beden eğitimi derslerinde ne yapılıyor? Aa yani şimdi hani şeye getirmek istemiyorum ama yetersiz. Çok yetersiz. Tesis mi yetersiz Tesis, yoksa Tesis yetersiz tabii. Tesis yetersiz yani beden eğitimi dersi en iyi okullarda bile ne yazık ki benim kendi çocuklarımın okuluna baktığı zaman böyle hani iyi bir okul gibi Aha. konuşuyoruz ama orada bile ne yazık ki beden eğitimi toplantıya gittik. Hemen anlatayım evet. toplantıya gittik bütün derslerle ilgili hocalar işte öğretmenler geldi ee, bazı veliler dedi ki hani bizim zamanımız yok gitmemiz lazım öğretmen de dedi ki e, aslında gidebilirsiniz beden eğitimi var işte şu var bu var falan. Hmm, kodlama ben var. tabii e, <laughs> çok üzüldüm buna hemen <laughs> herkese ayağa kalktım söz istedim ve bunun evet. ne kadar yanlış bir şey olduğunu çocuklarımızın fiziksel aktif olmasının her şeyden önce gelmesi gerektiğini evet. nedenlerini anlatmaya çalıştım. Ve çok üzüldüm ve çok burada hani bir şey yapayım dedim bununla ilgili bir işte çıkayım anlatayım falan dedim ama o kadar üzüldüm ki motivasyonum bozuldu. Yani ee, öğretmen yapamadım. o kadar bilinçsiz ki ilkokul çağındaki bir çocuğun beden eğitimi dersinin zaten önemsiz olduğunu bilinçaltımıza bizim de zaten işlenmiş. velilere. O kafasında çocukların yerine. koşturduğu işte bir koşmak istemeyenlerin oturup böyle takıldığı muhabbet ettiği bir alan zannediyor. Ben buradan velilere şunu söylemek istiyorum. Çocuğumuz hareket etmeli. Çünkü insan organizmasının tüm oluşumu fiziksel aktivite üzerine bütün oluşumumuz yani bütün eklemlerimiz, artrokinematik yapılarımız, fizyolojik yapılarımız hep bir şeye karşı koymak üzerine kurgulu bir canlıyız biz. Bizim bu canlılığımızın en önemli özelliği olan fiziksel hareket, karşı koyma, eylemini kısıtlarsak gelecekte oluşacak tüm fiziksel rahatsızlıklar, işte fizyolojik problemler, psikolojik bütün problemler, sosyal problemler, iletişim problemleri, kendine güvensiz, Bireyler, disiplinsiz bireyler, daha sayabilirim, liste uzar gider. Her şeyin merkezinde, fiziksel aktivite var. bu kadar önemli. Sadece çocuk hareketle öğrenir. Evet. Bu net yani, bu bilimsel olarak da zaten kanıt ağırlığı olan bir gerçek. Ama biz bunu görmezden geliyoruz. Bak biraz önce ekonomiye etkisini anlattı. Toplumun verimliliğini nasıl etkilediğini. Sosyal, şöyle düşün sana, sana soru sorayım. Düzenli egzersiz yapan bir profil var, hiç tanımıyorsun. Yeni tanışacağım birisi. Sana onunla ilgili bir özellik söylediler. Dediler ki düzenli egzersiz yapıyor bu hı hı. kişi. Kafanda nasıl bir profil oluşur? Fit. Yani iyi okay. görünen, yakışıklı, sağlıklı görünen. Peki. Sosyal olarak mesela disiplinli midir sence? Bana biraz mıymıntı gelir. Mıymıntı? Yani böyle mıymıntı derken birisi çok düzenli egzersiz spor yapıyorsa muhtemelen kılın tekidir diyor. Yani. <laughs> Ama bir disiplini vardır, öz disiplini vardır değil mi? Ya sen mesela onlar çok nadir. Ben genelde kimle böyle abi spor yapmalıyım, spora gitmeliyim, egzersiz yapmalıyım, burada bir fitness salonu var mı diye soran kim varsa hayatta anlaşamadığım tiplerdir genelde yani. <laughs> tamam yani bir disiplini var mıdır? Kı kıskanıyorum belki de. Tam kıskanıyorsun bence Bak, sen. Bak hocam ben <laughs> dili bile mesela öğreteceğim zaman birine şunu sorarım. Düzenli yaptığın bir şey var mı? Hı. Derse ki bana mesela yoga yapıyorum, plates süper, yapıyorum, müthiş. egzersiz yapıyorum. Ben de derim ki süper. İşte buradaki disiplini ve e, stabiliteyi, buradaki istikrarı burada da göstereceksin dil öğrenirken. Ben o yüzden düzenli spor egzersiz yapan birisine birisine güvenirim. Bravo. Çünkü, Çünkü tam onun da bundan Onun istikrar e, ile Bravo. ilgili bir sorunu yoktur. Kendisine saygısı vardır. Evet. Elbette kendisine saygısı olanı mutlaka bir empati yeteneği vardır. Hı -hı. Bak bunu böyle üretebilirsin. Hı -hı. Bu analitik düşünme. Karşı tarafa saygısı vardır. Yaptığı işi düzenli yapar vesaire. Şimdi Hı -hı. böyle bir bireyin hayattaki verimliliğini düşün. Tamam mı? Toplum verimliliği, sosyal, ekonomi eğitim, sağlık hepsinin içerisinde fiziksel hareketlilik tam merkezde böyle dimdik duruyor biliyor musun? Dimdik ve bunu farkına varmamız lazım. Ben bunun için üzülüyorum. Ben içinde bulunduğum, yaşadığım, yetiştiğim toplumun kendi branşımla ilgili ne fayda verebilirim? Karşı tarafa ne bırakabilirim? Çünkü o kadar kısa ki burada kaldığımız süre. Nasıl faydalı olabilirim derdindeyim dedi ya derdin ne diye. Ee, derdim bu. Yani biz diyoruz ki hep hep böyle bir işte televizyonda izliyoruz spor programları evet. var İşte uzman tırnak içinde uzmanlar konuşuyorlar ama hani odanın içindeki fil deniyor ya the, evet. elephant in the room. hani hep böyle bilinen ama kimsenin dillendirmediği problemler var İşte biz çok genç bir nüfusuz neden bizde şu evet. yok biz şöyleyiz niye bu yok aslında her şey çok açık hocam Türkiye'de senin bir doçent olarak Hı. aslında yani İşin en uzman kişilerinden birisi olarak bu sektörde, bu alanda isyan ettiğin şey nedir? Böyle of. oturduğun yerde durup televizyon izlerken, hayata bakarken neye isyan ediyorsun Kimsenin en çok? Kimsenin bir şeyi sorgulamamasına. Neyle ilgili? Her şeyle ilgili. Bizim en büyük problemimiz etik problemi bu ülkede. Etik dediğin şey ahlaktan çok farklı. Ahlak bölgeden bölgeye değişebilir, inanca göre değişebilir. Hı hı. Ama etik, etik her yerde etiktir. Yani bunu bana aitse... Benim haberim olmadan sen bunu alamazsın. Bütün dünyada bu aynı değil mi? Etik bu işte. Bizim etiği yani bizim mahalleden olanı etik dışı bir şey yaptığında görmezden gelme. Bizim mahalleden olmayanı da üstüne acımasızca saldırma. Bunun kökeninde sorgulamama var. Sorgulamak nedir biliyor musun? Her şeyin yani bilim dediğin şey. Ben bilim adamı olarak konuşuyorum şu anda. Bilim nesnel gerçeklere ulaşmak yollarıdır dünya işte yer küredeki ve evrendeki nesnel gerçeklere ulaşmak yollarıdır. Bunun için bunun temelinde felsefe vardır yani düşünme vardır, bilgiyi arama vardır. Felsefeyle beraber bilim oluşmuştur. Felsefenin üstünde kavramlar vardır, en üstünde bilgi vardır. Şu anda biz bilgiyi ulaşıyoruz ama uçup gidiyor çünkü altındaki felsefe ve hikayeyi bilmiyoruz. Hikayeyi bilmediğimiz için de e, sorgulamadığımız için bilmiyoruz aslında. Bravo. Yani biz iki iki kere iki dört dediği zaman. Evet eğitimde neden dört diye soramıyoruz. Aslında benim alanımla o kadar ilgili ve benim Hı -hı. söylemlerime o kadar yakın bir şey söyledin ki. Hı -hı. Ben bence aynı noktadayız. Ben diyorum ki mesela çekim ekini bir çocuğa öğretirsin. Çekim eki okulda öğrenir. Der ki işte ektir. E, tek başına bir anlamı yoktur. Herkes aynı şeyleri bilir. Ama için felsefi ve araştırma tarihi kısmında çekim eki neden vardır? Niye ortaya i̇şte çıkmış? O zaman kalıcı. E dünyanın olur. diğer dillerinde çekim eki yoksa bizde niye vardır? Allah Türkçe'yi çekim eki ol, çekim mi yaratmıştır? Hı hı. İşte bunları sorgulamadan bu felsefeyi konuşmadan bir çocuğa çekim ekini ezberletmek, büyük ünlü uyumunu ezberletmek, kaynaştırma ünsüzlerini ezberletmenin ne anlamı vardır? Kaynaştırma niye ortaya çıkmıştır? Nasıl bir süreç kaynaştırma ünsüzlerini var etmiştir? Bunları konuşmuyoruz. Aslında Türkiye'de benim isyan ettiğim şey yani eğitimle ilgili gören gözlemimde ezbercilik. Hı -hı. Sizde de tabii bir ezbercilik söz konusu. Ee, Dogma yani şöyle bir şey var. Özellikle aynı... spor. İsyan ettiğim şey işte buradan başlıyor. Yani sorgulama yok. Soru soramıyorsun ki. Hı -hı. Bu öğretilmemiş. Böyle anlatıldı ama bu neden? Neden sorusunu soramıyoruz? Neden sorusunu birine sorduğunuz zaman da Hı -hı. hiç daha önce karşılaşmadığı için sana bir tepki veriyor. İ İlk okulu nerede okudun? Bursa'da. Ee, ortaokul, lise? Ortaokul, lise, Bursa'da okudum. Sen Bursalı'sın aslında. Bursalı'yım evet. Üniversiteyi? Üniversite ilk lisansımı Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi'nde, evet. sonra Ankara, Gazi, evet. sonra Arizona, sonra işte Leeds Beckett, sonra... Ee, işte e, Eskişehir Sosyoloji. Ondan sonra işte tekrar Hı -hı. burada Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi. Sonra şu an İspanya'da Fizyoterapi Osteopati Doktorası vesaire derken böyle sürekli değişiyor. Bunları aslında daha gür bir sesle söylesen herkese keşke ders olsa. Bu sen, sen tevazudan e, birçok şeyi söylemiyorsun ama Türkiye'de bu alanda en çok aslında okumuş diyelim tırnak içinde hı hı. kişilerden birisin. Ben de zaten bu yüzden sana çok saygı duyuyorum. Ee, hocam sen Amerikalı olsaydın kariyerinde bir şey değişir miydi? Farklı bir kariyerin olur muydu? Amerikalı olsaydın derken orada mı doğup Türk dursaydın? olmasaydın. Yani Türk hı. olduğun için herhangi bir engelle karşılaştın mı kariyerinde? Türk olduğum için Türkiye'de engelle karşılaştım. Dışarıda değil. Ne yaşandı Türkiye'de? Yani spesifik böyle bir şey söylemek istemiyorum söyle ama söyle isim vermeden spesifik olarak koskoca Türker bıyıklı bile ya da ne olsun üstad, hocaların hocası kardeşim senin dilini engellemiş olabiliriz biz. Ya şöyle esasında engellemek değil de tercih ne? etmemek. Yani tercih edilmiyorsun. Nerede tercih edilmiyorsun? Yani edilmesin? senin önünü kimse zaten kesemez ama tercih edilmiyorsun. Yani fikir sorarken veya işte bir, bir şey danışırken veya Hı. bir organizasyon yapılacakken bu hadi şeyden kamuyla uh -huh. ilgili söylüyorum tercih edilmiyorsun. Türkiye'de Spor Bakanlığı diye bir bakanlık var değil mi? Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik var. Bana kalırsa onu da tartışalım yanlış bir yani bağdaştırma gibi. Yani onu kelime. artık neden öyle olmuş. yanlış bağdaştırma? Bence de yani çünkü gençlik, spor sanki insanlar ihtiyarken kahvede Çok oturmak zorunda Baştan gibi. Baştan bakın bak. Taner bir şey söyledim ee, başta. Kavramlar var ya. Kavramları eğer doğru imajlamazsak Doğru politikalar üretemeyiz. Yani ne evet. önemi var? Çok önemi var. Bak gençlik ve spor dediğin zaman oradaki gençlik esasında biyolojik yaş değil. Hı hı. Zindelik. Bravo. Genç olmak. Zindelik olma. ve spor olmalı. Genç hissetme bakanlığı. Evet. Şimdi genç. sen o kavramı bilmezsen hı hı hı. gençliği biyolojik yaş olarak alırsan kredi yurtları... Gençlik spora bağlarsın. Bravo sanki Çok gençlik bakanlığı Çok gençlerle yanlış. ilgilenen bakanlık Elbette, gibi. Elbette öyle değil. Ya aslında well being ile tam olarak tercüme olarak şu. Well being güzel olma. Aslında aynı zamanda da güzel olma güzellik. Şimdi İngilizcesinden başlayalım. Öğretmenlik ne demek İngilizce'de biliyor musun? being a teacher yani Hı -hı. öğretmen olma Hı -hı. bak öğretmenlik yapım eki aslında öğretmen olma ile tercüme ediliyor Gençlik de aslında tercüme olarak being, being young. young yani yeah. being young yani aslında feeling young diyebiliriz Kesinlikle. bence gençlik olabilirdi fakat gençlik yanlış anlaşılmış belki doğru zindelik. isim ama evet Zindelik tam karşılığı zindelik Bravo. şimdi Türkçe literatürden bir şeyler geçerken tam aynı imajla geçmiyor. Hı hı. Yani Sen benden bunu daha iyi bilirsin. Şimdi biz spor dediğimiz zaman yani spor kelimesini, spor kelimesini bugün spora gidiyorum diye kullanamayız hı hı hı. İngilizce'de. Değil mi? Evet, evet, evet. Çünkü o aynı imaj değil onun kafasındaki. Bizim kafamızdaki spor yapmak, egzer onun kafasındaki egzersiz yapmak aslında. Hı hı. Şimdi Türkçe'ye geçerken yanlış geçiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela bu konudaki şeyini çok beğeniyorum yaklaşımını. 1960'larda zaten tam bir devrimci olan hmm. J.F. Kennedy'nin yine devrimlerinden bir tanesi bu. President's Youth and Fitness Konsülünün ismindeki o hmm. Youth kelimesini kaldırıyor. Şu an mevcut hali herkes girip bakabilir. President's Fitness and Nutrition Konsül ve direkt başkana bağlı. Hmm. Bir spor federasyonu falan olamaz. Bir yani. nevi Halk bakanlık sağlığı. işte. Halk sağlığı bu. Evet. Dolayısıyla gençlik ve spor doğru bir imaj değil, zindelik ve spor olma. O zaman tam yerine oturacak işte kavramlar. Hep kavramları önemsemiyoruz ama aslında her şeyin koyucusu, kural koyucusu kavramlar, imajlar. Ve kültür mesela bakın kültür, kültür ve, ve turizm. turizm. Ya şimdi kültür ve turizm bence doğru bir yaklaşım değil. Evet. Kültür eğitimle ilgili Abi bir şey. Abi hayır. Bu, Bunun niye sınırlı tutuyoruz? Kültür Bakanı yap, Turizm Bakanı yap. Ya ne bileyim, ya zindelik Bakanı yap. Ya bakan o, onun bir sınırı mı var acaba Kültür yani eğitimle ilgili bir şey. Entelektüellik mesela. Evet. Değil mi? Entelektüel ne demek? Her gün yeni bir şey öğrenme isteğiyle uyanmak. Ama bizim e, sokakta entelektüeli aşağılıyoruz. Hani tel dantel diyoruz. Değil mi? Aha. Ne kadar ne kadar yanlış bir şey. Entelektüel wellness'ın bir parçası biliyor musun evet, entelektüellik. Evet. Evet. Her gün yeni bir şey öğrenmeye açık biri olmak e, da seni sağlığa götüren bir şey biliyor musun? Bakan olmak isteseydin ha. spor bakanı mı olurdun? Bakan olmak istemem. Neden? Biz çünkü bizim yapmak istediğimiz şey de... Sonuçta bakan dediğin şey spordan gelen birisi mi olmalı? Ben sana sorayım. Sağlık bakanı sağlıkçı olmak. olmak zorunda değil mi? E, bence sağlık Zorunluluktan... özel bir alan olduğu için olabilir. Zorundalıktan kastım yani... Oradaki politikaları üretmek için oradaki her e, basamağa hakim olmalı yani, değil mi? Empati kurabilmek, onunla aynı dili konuşabilmek için. Tabii doğru ki. mu? bir Ulaştırma Bakanlığı'nın. Tamam ama hocam. Şu bizde şöyle bir yanlış anlama var mı? Mesela Spor Bakanı eski bir futbolcu gel Spor Bakanı ol. Hayır hayır yani öyle demiyor. Bir futbolcunun hayır, spor bakanı olması yeterli mi yani futbolculuğu yeterli kesinlikle mi? Kesinlikle değil. Şimdi bakın bırak bakanlığı. Bir futbolcunun futbol antrenörü olması bile yeterli değil. Futbolcu olması futbol antrenörü evet. için yeterli bir kriter değil. Çünkü koçluk sadece o branşın bazı mekanizmalarının içinden hissetmek değil. Hmm onları yönetmekle ilgili bir şey koçluk. Evet. Yönetim, yönetim, organizasyon. Ne demek bu? İletişim, şey durumlarında, ani durumlarda karar verebilme. Hı -hı. Şimdi hiç tecrübesi olmayan, şimdi isim vermeyelim. Evet. Şimdi bakın, bugün Türkiye Futbol Federasyonu. Ben de Hı -hı. o kursların hepsine gittim. UEFA evet. lisans. futbol antrenörüyüm. O zaman o lisansları bize niye veriyorsun Futbol Federasyonu? Eğer bir futbolcu Hı -hı. futbolu bırakır bırakmaz antrenörlük yapıyor ise sen de buna bir şah bir engel koymayacaksan kendi sistemini kendin bozacaksan bizi niye bu eğitimlere gönderiyorsun? Evet. Eğitimin özelliği ne? Evet. Yani futbolculuk, futbol antrenörlüğü yapmak o 20 kendinden sorumluyken bir anda 25 kişiden, hatta taraftarından, hatta yönetim, iletişim, organizasyon futbol sadece sahada yönetilen bir şey değil yani antrenör için söylüyorum ve yöneticiler için söylüyorum. Futbol o futbol 90 dakika değil sadece tamamen dışındaki olaylar. Onları yönetebilmek için tecrübe gerekir. Araba kullanmak için bile kilometre gerekir. Evet. Yani futbol oynuyor olmak, futbol antrenörleri için bir avantaj olabilir sadece. Bu kadar. Türkiye'de özellikle futbolda daha önce futbolda çalıştın futbol sektöründe değil Hı -hı. mi sen? İngiltere'de. E, Arsenal'da Türkiye'de. ne yaptın? Performans fiziksel performans departmanında biriydim. Ya, yani, i̇nanabiliyor musun? Bak, senin gibi biriydim. bir ustat. Orada çalışan departmanda çalışanlardan biri 13 sene önce 14 sene. Tabii önce. şimdi aynen. O, o tabii senin bayağı aslında staj dönemin gibi bir şey tabii, oldu. Tabii tabii. Oldu yani. Kesinlikle. Ama yine de sana bir şeyler kattı. Çok şey kattı. İngiltere'de Herkes, futbolu vizyonu. gördün. Hı -hı. Futbolcuyu gördün. Hı -hı. Nasıl davrandıklarını gördün. Hı -hı. Profesyonelliğin ne olduğunu. Hocam Türkiye'de futbolcular ve futbol sektörü profesyonel mi? Kesinlikle amatör ne kadar büyürse büyüsün. Çok amatör. Amatörlüğünü gösteren bir şey söyler misin? Ama sistematik olmaması. Oğlum böyle şey mi olur dediğin. Gelişi güzel. Şimdi sistematik demek gelişi güzel olmayan demek. Hı hı. Eğer bunu nasıl anlayacağız? Bir şeyin sistematik olduğunu nasıl anlarsınız? Buradan geriye çekilirsiniz geriye doğru. Hı hı. Değil mi? Bir grafiğe bakarsınız. Evet. Hep random yani hı. bir bir şey var mı ee, bir böyle kademeli bir ilerleme bir sistemin ürünü biri gelecek o an bir şey yapacak tutacak tutmayacak bitti günlük o yüzden amatör amatörlük e, o amatör ruh çok hoş bir şey ama evet. bahsettiğimiz şey o değil yani profesyonellik sadece imza atmak değil profesyonellik sporcunun ne konuşacağından nasıl davranacağından hı hı. ne yiyeceğinden antrenmanından önce ne yapacağından sonra yapacağından tut da. Şu an futbolcular bunu biliyor mu Türkiye'de? Hayır tabii ki bilmiyor. Bunu onlara öğretmesi gerekenler altyapıdaki kişiler mi? Elbette. Türkiye'de ne oluyor? Bir yabancı hoca geliyor, bakıyor bunlara. Bu ne oğlum diyor. Aslında senin o bakıp isyan ettiği şeyi genelde profesyonel yabancı hocalar gelip. Ben de gelip oradan geçtim biliyorsun değil mi? Şey diyor gerçekten şaşıran yabancı buradan... hocalar oluyor değil mi? Böyle sistem mi olur? Böyle düzen mi olur? Ee... Ya her yabancı hoca demeyelim yani her yabancı hoca. Tabii ki. Yabancı deyip de burada yabancıları bir de böyle bir Yok. hastalığımız var. Aman aman Yabancılık. estağfurullah Doğru, doğru diyorsun. Ee... Onu kastetmiyorum zaten. Hani gerçekten profesyonel bir e, yani e, bilgisi ve geçmişi olan birisi Türkiye'de şaşırdığı şeyler oluyor. E, bazen biz Çok de oluyor. vatandaş olarak da şaşırıyoruz. Bursa, bu futbolcular neden bu kadar kolay sakatlanıyor? <laughs> Çünkü önleyici bir e, süreçte değiller. Önleyiciliği bilmiyorlar. Kendileri bilmiyorlar. Bir de o diğer multidisipliner yaklaşım olarak böyle yaklaş. Bu maçtaki aksiyonlardan söz etmiyoruz. Hayır. Genel bir e, vücudunun e, direnci ve durumundan Şimdi söz edeceğiz. Yaralanma temel olarak mekanik Okey. olarak iki tane. Kontaktan kontak yani darbeli, darbesiz. Hı hı. Şimdi burada darbede çok fazla yapacağınız bir şey olmayabilir. Evet. Yani adam gelir, basar. Tabii e, Orada mekanik bir durum var ama darbesiz olanların çoğu önlenebilir gücü mü yok futbolcunun? i̇şte biraz önce bahsettiğim güç değil, güç, kuvvet bunlar çok karışık geçmişe kavramlar. Geçmişe yönelik olarak mı gelişmemiş? Evet, geçmişe mühendislik yaparsak bizim vücudumuzdaki bütün dokular, hareket sistemi oluşturan, hareket sistemi oluşturan tüm dokular birbirleriyle bir uyum içinde çalışmak zorunda. Birisi kısalacak, onunla birisi uzayacak ve aynı anda uzayacak, optimal uzayacak, optimal kısalacak, zamanlaması aynı olacak. İçindeki artrokinematikler o kadar bir uyum var ki. Bu uyumsuzluğu görüp önlem almak çok basit. Ama bunu görebilmek de büyük bir... Türkiye'de e, bu e, test ediliyor mu, gözlemleniyor mu bu gelişim? Yani bu mantık dışı olan bir şeyler var. E, yaklaşımlar var. Ama e, ne yazık ki bunun üzerinde kurgulu bir sistemimiz daha var diyemem. Hayatta en büyük vakit kaybın neydi? Hı. Keşke şuna hiç zaman harcamasaydım dediğin şey. Gençliğinden olur, şu andan yakın geçmişten. Yani e, esasında var yani... Yüzde %100 diyemem ama hani mesleğinle ilgili olmak zorunda değil. Hı -hı. Ya çok PlayStation oynadım ama lanet olsun keşke oynamasaydım da diyebilirsin. Yok ya. Yok çünkü her yaptığım her şey beni bugüne getirdi. Peki bugüne kadar iyi ki vazgeçme aşamasına geldiğim halde vazgeçmedim. İyi ki vazgeçmedim dediğin şey ne oldu? Yaptığım yatırımlar. Eşimin evlendiğimde bir kere söyler söylemez ikna olup Hı -hı. bana destek olup elimizde avucumuzda ne varsa o işe yatırmamız ve bir gün bile şey yapmadan. Şu an biraz duygulandım galiba. Tarlayı tereddüt etmeden. Tarlayı satmamak gibi bir şey mi? Tereddüt etmeden. <laughs> oraya her şeyimizi oraya verdik. Yani bütün evet. takılarımızı o işe verdik evet. ve bugün buradayız. Yani en iyi yaptığım ve vazgeçmedi hani iyi ki yapmışız onu. Türkiye'de akademisyenler sadece akademisyenlik yaparak geçinebilir mi? Hayır, mümkün değil. Bir profesör? Net bir şekilde mümkün değil. Kaç para maaş alır bir profesör? Burada bunu söylemeyeyim. Ya Google'a yazsam çıkar zaten. Yani şu an devlette, devlet hmm. üniversitesindeki bir profesör kaç para alıyor? Yani şöyle. Şeyden önce geçtiğimiz ay ki Hı -hı. zamdan evvel ben bir doçent olarak aldığım maaş 33 bin liraydı. Şimdi 50 galiba 50'ye yakın bir şeyim var. Şimdi bu tabii kimine fazla kimine az gelebilir ama baktığınız zaman. Evet. Avrupa'da için, kaç para alır ya da Amerika'da? Yani aşağı yukarı e, 5500 euro vesaire gibi al, hmm. a, a, şeyde Aslında yine yok. muazzam değil 5000 5500 hmm. euro'lar ama alım için. gücü yüksek. Ama alım gücü yüksek alım olduğu gücü için yüksek. bir evini arabasını rahatlıkla alıp geçim sorun yaşar. Yani bugün ben yaşamak. o parayla kiramı evet. yaşadığım yerde kiramı ödemen çok zor. Çocuklarımın okulunu hadi onu da geçelim. Hmm. E, temel ihtiyaçlarımı belli ki Hı hı. karşılayabilirim. Ama onun ötesinde bilim üretecek bir rahatlıkta olamam. Bilim üretmek için rahat olmanız gerekir. Evet. Bilim üretemezsiniz. Yani birilerinin seni finanse edip kardeşim sen hiçbir şeye karışma. Sadece düşün ve üret demesi lazım. Hı hı. Şu an Türkiye'de bu da yok. Ne yazık ki. Ee, yani bunu herkes görüyor zaten. Bu anlamda sen bakan olsan, <laughs> o koltuğa otursan... Sen beni buna mı yakıştırıyorsun? Sürekli buraya getiriyorsun. Ya ben hep, ama? ben hep işi çok iyi bilen insanların bir yerde olmasını <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> ya bu arada yani o, o profesör oldun olmadın önemli değil Ta aslında. Tabii canım yani hiç alakası şey yok. Sen şu an normal e, yüksek lisansını yapmış, işinde uzman biri olsaydın da çok saygı duyacaktım zaten. Benim zaten... Bilmen önemliydi. Bu şeyim kendime... Bana sorsan hı hı. ben saha insanıyım. Evet. Yani ben yatırımcıyım, ben e, uygulayıcıyım. Dışarıda dünyayı takip ederim, organizasyon yaparım, girişimciyim. ki Girişimci insanları çok severim. Hı hı. Yani şuna çok karşıyım ben. Ya işte ben çok iyiyim ama e, işte önümü kesiyorlar. Senin önünü kimse kesemez. Sen kendine güveniyorsan elinde avucunda ne varsa ona yatırabilirsin. O zaman hemen zaten daha kıymetli oluyor. Yani kendine güveniyorsan yap yatırımını. Niye yapmıyorsun? Hı -hı. Yok mu bir tane? Araban var. Niye satmadın arabanı? Hı -hı. Ya işte bir de. O zaman kendine güvenmiyorsun. Yani ben şeye karşıyım. Girişimci olmak kendini bilmektir. Ben girişimci olarak kendimi adlandırıyorum. Şu an beden eğitiminden, beden eğitimi işte BESYO'dan mezun olan çocuklar yalnız hissediyorlar mı? Yani ne yapacaklarını biliyorlar mı? Yolları belli mi? O kadar çok yolları var ki esasında ama bilmiyorlar. O kadar da ihtiyaç var ki onlara. Beden eğitimi öğretmeni Sadece olmak dışında. Sadece beden eğitimi için söylemiyorum bunu bakın. Bugün yapay zekanın hı hı. bu kadar hızlı, korkutucu bir şekilde gelişimi engel olamadığımız gelişimi bizi çok daha hızlı bir hareketsizliğe itecek. Hı hı. Şu anda e, yani benim kafamdaki şeyi konuşmak bile istemiyorum. Fiziksel aktivite daha, pandemisini daha da sessiz kalacaklar. Fiziksel inaktivite pandemisi var şu anda. Ama hocam bu şöyle sen genç o gençler için kötü bir senaryodan mı bahsediyorsun? Çünkü ben tam tersini düşünüyorum. Yapay zeka geliştikçe bence en ayakta kalacak sektör fizyoterapistler. Onu diyorum ve... zaten. Şey ona ona geleceğim. Evet. Ona geleceğim. Yani benden önce söyledin. Yapay zeka o kadar hızlı gelişecek ki hı hı. toplum olarak bütün global olarak tüm insanlık kendini zaten insanlık şu anda toplasan zaten 300 bin yıl falan Homo Sapien Daha hiçbir şey değiliz. Evet. Ve kendimizi hızla yok etmeye doğru gidiyoruz zaten. Önüne geçemiyoruz bu. Ve muhtemelen de çok da uzun kalamayacak insan oğlu. Hı hı. Ve bunun en önemli sebebi hareketsizlik. Fiziksel inaktivite pandemisi dediğim o. Hı hı. Ve önümüzdeki 20 yıl içerisinde en fazla tercih edilecek meslekler arasında başta gelen fizyoterapi. Hı hı ve fiziksel aktivite uzmanları. Evet. Bakın, o kadar önemli ki ...ve ülkemizde o kadar kaliteli a, fizyoterapist evet. eğitimi almış uzmanlar var. O kadar kaliteli fiziksel aktivite uzmanları var ki, beden eğitimciler var ki ve istihdam alanı o kadar geniş ki, hı hı hı. ama resmiyette çok sınırlı. Yani en önemli meslekler bunlar şu anda ve çok da iyi yetiştiriliyor esasında. Ama çocukların vizyonları veya sağlanan istihdamlar onları bir yere sıkıştırıyor. Aslında bu fiziksel aktivite uzmanlıkla uzmanlığını e, içeren bölümlerinde puanı artacak, talep de Hatta artacak. Tabii gerekir. E, çünkü onlara olan e, talep artacağı için kazanacakları para yani da artacak. Benim şu diyorum. anda söyleyeceğim yani söylemek istediğim o kadar çok şey var ki bu konuda çok uzun tek bir program olur bu. E, binlerce, yüz binlerce hı hı. uzman şu anda yarın istihdam edilebilir. O kadar fazla ihtiyaç Tabii. olan meslek. Branşları ve e, kurumların destekleyeceği uzmanlıklar var ki farkında bile değiller. Hocam bitirmeden şu soruyu soracaktım aklımda kaldı. Mesela biz voleybolda birinciyiz de Hı. futbolda birinci değiliz ya diyelim. Böyle voleybol Hı. çok başarılı ya. Biz Hı. voleybolda doğru altyapıyı kurduğumuz için mi yoksa dünya voleybola çok önem vermediği için mi birinciyiz? E, her şey olabilir. Yani ya futbolda mut... neden ilerleyemiyoruz? Yani futbolda voleybol arasındaki federasyon farkı mı, bakış açısı mı, voleyboldaki bilinç, futboldaki Hı -hı. bilinçsizlik mi? Hı -hı. Acaba voleybol sektörüne baktığında da yine problemler görüyorsun ama neden birinci? Hı -hı. Ya, çünkü bak neden birinci olmadığımızı tartışıyorsak neden birinci olduğumuzu da aslında düşünmemiz lazım. Ben neden, neden birinciliği önemsemiyorum. Bunun neden sürekli süreklilik arz etmesini daha çok e, görmek beni mutlu ediyor. Yani çünkü demek ki Gelişi güzel olmayan hı hı. bir işleyiş var. Tebrik etmek lazım. Bu işleyişi, bu işleyişi, bu sistematik olan işleyişi genele yaymak e, çok önemli. Bizde biraz yani jenerasyonel tefeler. kalıyor belki bazı Tabii, başarılar. Tabii muhtemelen. O, onlar da var. Yani başarı dediğimiz şey çok görece hı. ve çok fazla değişkeni var. Günlük başarılar var vesaire. Mesela bizim dünya üçüncüsü olmamız. Bir dünya üçüncüsün, o, bir sonrakinde yoksun. O jenerasyona özgü müydü? Elbette, o başı. elbette. Onların iman gücüyle bu, mi oldu? Ya şimdi sadece oraya bağlayamayız. Şenol Güneş'in bir başarısı var mı? Elbette var. Sence Türkiye'deki en başarılı teknik adam kim şu an? Oo, abi bu çok adam, zor bir soru. Bu adam çok bilinçli, çok iyi dediğin kim var? Okan Buruk iyi mi? Yakından tanırım. İyi mi? Yani çok iyi bir e, karakter, çok iyi bir abi hı. hı. Ee, karşı tarafa hep fayda sağlamak isteyen çok temiz bir karakter. Şu an çok iyi karakter. görünüyor ya Okan Buruk'un yani, teknik adamlığı. Çok da severim. Peki futbolcuyken kendini mi geliştirdi yoksa bir anda mı oldu her şey? Yok. Yani futboldan Okan sonra Buruk, eğitimler mi aldı? Doğru bir kariyer ilerledi. Bil bilerek ya da eğitim bilmeyerek. Eğitim aldı mı? Şöyle. Okan Buruk futboldan sonra yönetim tarafına geçti. Ya, yani eğitim futbol Federasyonunda Evet. eğitim, e, organizasyon süreçlerini yönetti, organizasyonları yaptı, oradaki tüm sistemi yani işin yöneticilik çapkasını taktı bu ona bir eğitim oldu bilerek. Oh. Elbette antrenörlükler yaptığı işte e, futbol federasyonu bünyesinde kendini çok geliştirdi. Yoksa arkasında eğitimli kişiler mi var yani yanında? Elbette o başka. Şimdi o işin ikinci tarafı. Sekonder tarafı. Asıl hı. önemli olan da o da var tabii. Ama primer olarak kendisiyle ilgili böyle bir kariyer sürecinden geçti. Bilerek ya da bilmeyerek. Hı hı. Sence Türkiye'de en iyi teknik adam kim? Ah. Bir futbol kulübün olsa başına kimi geçirirsin? Koç olarak. İsim söylemeyip isim şey söyleyeyim. söylesem. Ben kötüsünü sormuyorum. Hı. Bir futbol kulübün olsaydı kimi teknik adam yapardın? Gelecekte bundan 5 sene sonrasını da planlamış. Hı hı. Kimi ama? Bir saniye. Önce özelliğini söyleyeyim. Yılmaz Bural, Hikmet Karaman, <laughs> Sergen, Yalçın. Şey ya. Sergen Yalçın. Mesela Sergen Yalçın'ı koyar mıydın takımın başına? Sergen Yalçın çok iyi bir abi ama onunla biz çatışırdık. Çünkü çok sabit ve hani doğruları Hı -hı. olan birisi olduğunu görüyorum dışarıdan bilimsel olarak da bazı yerlerde çatışabilirdik ben e, Sergen Yalçın'la öyle ilgili öyle düşünüyorum ama çok iyi bir lider olduğunu da düşünüyorum ama Fatih sadece Terim tek mi? özellik Fatih beni başına kesinlikle hayır neden çünkü Fatih Terim e, takım oyuncusu yani şimdi olmadığı için ne Hı -hı. demek takım oyuncusu olmak e, bir süreci yönetmek konsültasyon dediğimiz yani bizim hepimizin tek bir seferde Masa etrafında toplanıp bir karar alabilme yeteneklerimizle ilişkili çok bir şey. Çok dinlemez biliyorsun. Kesinlikle. Tek e, söz, son söz onun olması. Şenol Güneş'i Ömeriç koyar mıydı? Şey için. Takımının başına Şenol Güneş'i koyar mıydı? Şimdi bu söylediğimiz isimlerin hepsi birebir şu özellikleri çok iyi, şu özellikleri zayıf olan diyebileceğimiz insanlar. Ben her özelliği hı hı. belirli bir seviyede olan isterim. Bir özelliği çok iyi olan değil de tüm özelliklere uyum sağlamaya yakın olan bir antrenör isterim. Şenol Güneş de çok naif. Uh -huh. Çok böyle hani gerçekten iyi şeyler yapmaya çalışıyor ama bazen de evet. şunu yapamayacak gibi geliyor bana dışarıdan. Son soru. İnsan yaşı kaç olursa olsun wellness'a kavuşabilir mi? Yani tekrar fit hissedebilir mi? Mesela 40 yaşından sonra birisi 40 yaşına kadar hiç egzersiz yapmadıysa 40 yaşından sonra tekrar kendini iyi hissedebilir mi? Kesinlikle. Ne kadar zaman alır iyi bir e, düzende giderse? Bunun böyle bir şeyi yok, süresi yok. Yani biz o sürece girdiğimiz anda kendimizi zaten tüm sistemlerimizi Hı -hı. iyi hissetmeye başlayacağız. Kendimiz olmaya yani insanın gereklerini yapmaya başladığımız için sürekli ona pozitif yönde uyum sağlamaya Basit başlayacağız. Basit bir şey sorayım. Elbette. Son sorum olsun. Masa başında çalışan işte 9-6, çalışan birisi e, haftada kaç gün ne yapsa bu iyi bir düzendir. Mesela 3 gün, 4 gün Sadece yürüyüş yapsa iki gün üç gün spor salonuna mı gitse ne yapabiliyorsa ne yapabiliyorsa ama bunun sürekli olması ve frekansının evet. sürekli eşit aynı olması yani değişken olmaması lazım Ne yapabiliyorsa düzenli yapsın. ama doğru şeyi düzenli yapması El yani de. çocuğunu kucağına alıp yürüyüş yapması El doğru de. bir egzersiz değil yani sadece. A ben çocuğumu taşıyorum zaten bak ağırlık direnç uyguluyorum <laughs> He, değil, falan. Doğru. Değil. değil. Sadece yürüyüş yapmak, sadece işte pamuk toplamak, değil. sadece e, tarlada çalışmak, koşmak, yüzmek. Ne yaparsa mi? yapsın düzenli yapsın. Sadece yüzmek olur mu? Yani sadece yüzmek. hocam zaman bana olmaz güzel bir şey tabii. söyle. Ben olmaz yaz, olmaz. Sadece yüzmek olmaz. olmaz. İlla çıkıp başka güzel şeyler Güzel mi? Elbette çok güzel. Ama bir şeyi çekmemiz de lazım, itmemiz de lazım, dönmemiz de lazım, atmamız da lazım, düşmemiz de lazım. Benim kendi özelim ben milyonlarca insanın böyle düşündüğüne eminim. Çok ağrılı bir toplumuz ya şu an. Ağrı hissetmeyen yoktur. Yani burada hmm. kime sorsam bir yerim çok ağrıyor der. Öyle ya. Bu biz vücudumuzu çok dinlediğimiz için e, mi yoksa gerçekten bir yerlerimiz ağrıyor mu? Hareketsizlikten dolayı. İkisi de var. yani dinlediğimiz Dinlemesek için olur mu? Mesela ben şimdi çekimdeyim 10-12 saat çalışıyorum hiç ağrım sızım yok. Eve A gidiyorum her yerim ağrıyor. Ağrı mekanizmasının zaten olayı şu. Burada bir problem var. Sporla mı geçecek? İlacı spor mu? Yani tabii ne olduğuna bağlı. Her e, ağrının ilacı hı. fiziksel aktivite değil. Bir fıtığın varsa spor bunu iyileştirmez. Olmadan önce. Ancak. Olsa çok daha iyi olur. Ama onun da tabii belirli bir fiziksel e, rehabilitasyon sürecinde yine egzersiz var. Yine uzmanlar yine egzersiz yaptıracaklar. O e, travmanın olduğu hı hı hı. dokuyu rehabilite etmek için egzersiz de bunlardan bir tanesi Aslında, diğer bütün uygulamalar gibi. Doğru hareket, düzen ve tabi dozu elbette. Her şeyin burada e, buluştuğu nokta Bravo. diyebilirim. Kesinlikle. Yani e, hocam sana çok saygı duyuyorum. E, i̇nşallah e, profesörlüğünü kutlarız beraber. Yani ee, sen zaten kurtarız, sıradan bir şey yani değilmiş. hayatın zaten eğitimle geçti. Bizim için hocasın, hocaların hocasısın. Ee, hayatını eğitime bu alanda eğitime adamış, insan sağlığını adamış birisin. Bizim burada bir tane defterimiz var, kara kaplı ama beyaz yazıyla e, süslediğimiz bir defter. Herkesin özünden e, bir söz alıyorum buraya, özünden bir söz rica ediyorum hocam. Herkese kandım, beni sandı hayat geri zekalı. Şimdi büyüdüm bak o kara gün de kaldı, durdum düne baktım, bir çocuk gördüm derine daldım. Düştüm, evet, Türker Bıyıklı'nın e, özünden bir söz aldık. Önce ben okuyayım. Nullius in verba. Bilgi kimden gelirse gelsin, mutlaka sorgula. Sor, Kim olursa olsun, ne ikisi, kendisi ne olursa olsun, mutlaka her şeyi sorgula. Bu... Ee, bilim insanları kardeşliği toplumu Royal Society'nin 1600 yıllardan beri e, mottosu ve benim hayatım da tamamen bu motto üzerinde kuruldu. Her şeyi, her bilgiyi sorgula, ikna ol, ondan sonra fayda sağla. Evet, bu hayatın var çemberi, insanların hançeri. Kalk ayağa çocuk, diklen, sil yüzündeki kanteri ayağa kalkanların, diklenenlerin, her şeye rağmen yüzündeki kanı teri silip yürüyenlerin kanalındaydınız. Bu hafta doçent doktor Türker Bıyıklı'nın alanında onun kalanını konuştuk. Kendisine çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese kandım, beni hayat geri zekalı. Şimdi büyüdüm bak o kara günler geride kaldı baktım Bir çocuk gördüm derine daldım Düştüm kalktım kader beni ben yaptım eline sağlık